İskilip imaj bayan kuaförü, gelin başı, röfle, fön, saç boyası, saç bakımı ile siz değerli müşterilerimizin hizmetindedir. İskilip imaj bayan kuaförü yeni adresinde Yeni Cami Mahallesi, Yeni Cami Sokak, Ersözer Apartmanı numara 3 İskilip. Kardeşler Otomotiv Oto Yedek Parça, Dinamo ve Oto Elektrik Market, hizmette sınır tanımıyor, ihtiyacınız olan yedek parçalar ile sizleri yalnız bırakmıyoruz. Sıfır ya da revizyonlu marş ve şarj dinamoları, yedek parçalar, LPG yedek parça ve proje işlemleri, Klas Akü Bölge Bayiliği, Ant Akü Karadeniz Bölge Bayiliği ile hizmet veriyoruz. Yasin Duran 0507 578 4099 Selim Kabalak 0553 695 55 67 Adres Hacıpiri Mahallesi Sanayi Blokları 14 numara 7 İskilip. Kardeşler Otomotiv Oto Yedek Parça. Lokum mu istiyorsunuz, helva mı? Organik reçel mi istiyorsunuz, tahin pekmez mi? Severek tüketeceğiniz, sevdiklerinize ikram edeceğiniz lokum, helva, reçel, pekmez, tahin Hacı Karani Şekerleme'de. Hacı Karani Şekerleme, Hacı Piri Mahallesi Kültür Sokak numara 19 Taksim 1 İskilip'te. Telefon 0542 840 1938. Hacı Karani Şekerleme. Hacı Karani Şekerleme, Hacı Piri Mahallesi Kültür Sokak numara 19 Taksim 1 İskilip'te. Telefon 0542 840 1938. Yavuz Katırcı'nın hazırlayıp sunduğu İskilip Gündem Özel'de bu hafta Bolu Çorumlular Derneği Kurucu Başkanı Fikret Kısar konuk oluyor. İskilip Gündem Özel, Cuma günü saat 21'de canlı yayınla İskilip Web TV'de. Çok kıymetli İskilip Web TV izleyicilerimiz, Cuma günümüzün böylesine güzel bir akşamında bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İskilip Gündem Özel canlı yayınımıza hoş geldiniz. Dün ülke olarak çok üzücü bir haber aldık. Şehitlerimiz oldu. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimize Rabbim şifalar versin. Ülkemiz inşallah bir daha böyle derin üzen hadiseler yaşamayız. Bugün İskilip Gündem Özel canlı yayın konuğumuz Bolu Çorumlular Kurucu Dernek Başkanı Fikret Kısar Bey'i ağırlayacağız. Kendileri ve ekibiyle çok güzel akademik çalışmalar yaptılar. Onlardan bahsedeceğiz. Fazla lafı uzatmadan konuma geçmek istiyorum. Fikret Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz Bey. Ben de İskilip Web TV'de bulunmaktan çok memnunum. Tüm izleyicilerimize ve hemşerilerimize selamlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Ben de dünkü Bitlis'teki elim kazada şehit olan askerlerimize ve gazi şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet,
gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum. Evet. Rabbim kabul etsin inşallah. Amin. Fikret Bey, sizleri kısaca tanıyalım. Fikret Kısar kimdir? Fikret Kısar 1963 yılında İskilip'te doğmuştur. İskilip'in Temenne Mahallesi'nde büyüdük. İlkokulu Azmi Milli İlkokulu'nda, ortaokulu İskilip Eski Ortaokulu'nda, şu andaki parkın karşısındaki İşan'ın olduğu binada. Liseyi ise İskilip Lisesi'nde bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne kaydoldum. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünü bitirdim. Hiç devlet memuriyetim yok. Üniversiteyi bitirdikten sonra özel sektöre başladım. 10 yıl özel sektörde çalıştım. Türkiye'nin 500 sanayi devi sıralamasında 15 yıldır ilk 50'de olan Beypiliç firmasının ilk teknik elemanıyım. Erpiliç'in de kurucu müdürlüğünü yaptıktan sonra 1994 yılında Bolu'ya yerleştim. Boltav Tarımsal Üretim Pazarlama Ticaret Limited Şirketi olarak devam etmekteyiz. Çeyrek asırdır kendi işimle uğraşıyorum. Tarım, hayvancılık ve ziraatle uğraşmaktayım. Allah işlerinizi bereketlendirsin inşallah Fikret Teşekkür Bey. Ederim. Size Fikret Bey, bugün inşallah çok önemli konulara değineceksiniz. İlçemize çok büyük katkılarınız var. Ben bir İskilip'te yaşayan bir insan olarak bu noktada teşekkür etmek istiyorum. Bütün seyircilerimizin huzurunda. Sizlerle söze şuradan başlamak istiyorum. Türklerin Anadolu'ya girişiyle tarih sahnesindeki İskilip'ten bahsetmenizi, sizin bu konudaki bilgilerinizi, çalışmalarınızdan faydalanmak için. Takdir ve teşekkürleriniz için ben de İskilip Web TV olarak sizlere teşekkür ediyorum. İskilip'in tarihi çok önemlidir. Daha önceki programınızda İskilip'in eski çağ tarihini aynen, anlatmıştınız. Tarih biz de zevkle izlemiştik. Ben de İskilip'in Anadolu'nun Sultan Alparslan tarafından Anadolu'ya girişiyle, Türklerin Anadolu'ya girişiyle başlayıp da bugüne kadar olan tarihinden ve sürecinden bahsetmek istiyorum. Bahsettiğim üzere 1071'de Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi'ni kazandıktan sonra 1072 yılında Ahmet Danışment Gazi Danışment Beyliğini kuruyor. 1074 yılında Ahmet Danışment Gazi Tokat, Amasya ve Çorum'u fethediyor. Kızılırmak ve Yeşilırmak boylarından gelerek bu üç vilayeti fethediyor. Akabinde 1075 yılında Karatekin Bey'i, Karatekin Hazretleri İskilip ve Çankırı'yı fethediyor. Yani İskilip'in Türklerle ve İslamiyet'le tanışmasının tarihi 1075'e dayanıyor. 1075 yılı, evet. Evet. 1075'te İskilip'te özellikle kale ve civarında Doğu Roma İmparatorluğu'nun insanları bulunmaktaydı. Sonrasında Karatekin Hazretleri'nin İskilip'i ve Çankırı'yı fethetmesiyle beraber Türkler bu güzel topraklarla tanışıyorlar. İskilip'i, Çorum'u, Amasya'yı, Tokat'ı fetheden kimler? Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencileri. Horasan erenleri olarak anılıyorlar. Bunların Horasan erenlerinin en büyük özellikleri de Türkleşen Anadolu'yu İslam mayasıyla mayalandırmaları. Bu çok önemli. Akabinde 1420'den sonra
Türk İslam geleneğini yaymak için Amasya, Osmancık, Çorum ve İskilip'te birçok vakıf ve medreseler kuruyorlar. Bunlardan en önemlisi de İskilip'te 1420 yılında kurulan Cacabey Medresesi. Akabinde birçok okul, kütüphane, han, hamam, köprü yapılıyor. Bu eserlerin yayılmasındaki en önemli kişi Mustafa Ahlati'dir. Ahlat'tan gelmiştir. Bildiğimiz bu. Geçen sene Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Bitlis Ahlat'ta törenler yapılmıştır. Malazgirt'te törenler yapılmıştır. Bu sene görmek bize de nasip oldu orayı Fikret Bey. Öyle mi? Ne gerçekten kadar güzel. Herkesin gitmesini tavsiye ederim. Evet. Musa Ahlati 1300 yılında 1300'lü yılların başında Amasya yerleşiyor. Yani komşu topraklara ayak bastıktan sonra 1300'lü yılların başında Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. 1400'lü yılların başında Şeyh Yavsı'nın babası, bizim köprü başında bulunan Şeyh Muhittin Yavsi Hazreti türbesinde yatan Mustafa İmadi, Ali Kuşçu'nun kardeşidir. Ali Kuşçu ile beraber Mustafa İmadi, Ali Kuşçu astronom, matematikçi ve rasathanenin ilk kurucusudur dünyadaki. Ulu Bey'in kuşçubaşıdır. Mustafa İmadi ise müderristir, ilim adamıdır. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra biz Ali Kuşçu'yu İstanbul'a davet ettiğini biliriz. Benim en son ulaştığım kaynaklarda Ali Kuşçu ile beraber Mustafa İmadi'yi de İstanbul'a davet ediyor. Ve Mustafa İmadi İstanbul'da irşat faaliyetlerine başlıyor. Akabinde de tasavvufa yöneliyor. Ve tasavvufun bir numarası oluyor. Mustafa İmadi kim? Ebu Suud Efendi'nin dedesi. Şeyh Muhittin Yavsi Hazretlerinin babası. Şu anda İskilip'teki türbenin arka kısmında yatan zattır. Evet. İrşad ile ilgili İskilip'e görevlendiriliyor. İstanbul'dan İskilip'e dönüyor. Ali Kuşçu dönmüyor. Ali Kuşçu devrinin en önemli matematikçisi, astronomi ve uzay bilimcisi oluyor. Mustafa İmadi Ali Kuşçu'dan önce vefat ediyor. İskilip'te vefat edince Ali Kuşçu cenazesine geliyor ve Mustafa İmadi'nin kardeşinin namazını İskilip'te. Evet, İskilip'te Ali Kuşçu'yu kıldırıyor. Bunları tarihe not düşmek babından bütün İskilip halkının, özellikle gençlerin bilmesini istiyorum. Sonradan Mustafa İmadi vefat edince İskilip'teki dergahın başına Muhittin Muhammed Yavsi geçiyor. Yani halk arasında Şeyh Yavsu olarak tabir ettiğimiz zat geçiyor. Şeyh Yavsu Hazretleri Hacı Bayram Veli'nin en önemli talebelerinden birisidir. Yavsi demek Arapçada kene anlamına geliyor. Dine kene gibi yapışan efendi anlamına geliyor. Osmanlı padişahının verdiği bir lakap. Tabii, tabii. Beyazıt Hanım. Şeyh Muhittin Yavsi kimdir? Şeyh Muhittin Yavsi 2. Beyazıt'ın şeyhidir. Şeyh Muhittin Yavsi hacca giderken Amasya'da Sancak Bey olan 2. Beyazıt'a uğrar ve der ki, sizin dönüşümde padişah olduğunuzu rüyamda gördüm der. Müjde verir. Bu müjdeyi verir. Bu müjdeyi verdikten sonra hakikaten
Şeyh Muhiddin Yavsi hacdan döndükten sonra ikinci Beyazıt tahta geçer, padişah olur. Padişah olunca da Şeyh Muhiddin Yavsi'yi İstanbul'a götürür, payitahta götürür. Ve orada şu anda Yavuz Selim semtinde, Yavuz Selim Camii'nin olduğu mıntıkada Şeyh Yavsi tekkesi vardır. Sonradan Sivaslarla akraba olunca bu tekke Sivasi tekkesi olarak anılmaktadır. Ebu Suud Efendi bir rivayete göre İskilip'te doğmuştur. Bir rivayete göre de İstanbul'da sarayda doğmuştur. Bu cümleden hareketle babasının hem tasavvufun bir numarası olması hasebiyle hem de müderris alim olması hasebiyle devrinin en önemli kişilerinden ders almıştır. Ve mükemmel bir donanım yapmıştır. Devrinin Şeyhülislam'ı İbni Kemal'den ders almıştır. Ve yükselişi de çok hızlı olmuştur. Ebu Suud Efendi sadece ilahiyatçı değildir. İlahiyatçı Şeyhülislam değildir. Ebu Suud Efendi aynı zamanda da hukukçudur. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hukukçu olmasın, Kanuni Sultan Süleyman'ın önündeki Kanuni adının en önemli etkenlerinden birisi de hemşerimiz Ebu Suud Efendi'nin hukukçu olmasıdır. Akşemseddin Hazretleri Hacı Beyram Veli'nin talebesidir. Hacı Bayram Veli Akşemseddin Hazretlerini Beypazarı'na görevlendirir. Beypazarı'nda bir değirmen ve bir cami yaptırarak irşat faaliyetlerine başlar. Yanında kim var? Yanında en önemli talebesi Şeyh Mustahiddin Attari. Şeyh Mustahiddin Attari de yine babası Horasan erenlerinden gelen Mustafa İmadi'nin yeğenidir. Yani Akşemseddin Hazretlerinin İskilip'e halife olarak göndermiş olduğu Şeyh Mustahiddin Attari, halk arasında Çakmak Dede olarak bildiğimiz Şeyh Mustahiddin Attari, Ebu Suud Efendi'nin dedesiyle akrabadır. Akşemseddin Hazretlerinin Çakmak Dede'yi İskilip'e göndermesi tesadüfi değildir. Çünkü Akşemseddin Hazretleri Osmancık'ta müderrislik yapmış. Osmancık'ta müderrislik yapmış olduğu Köstağ'ın ön tarafı Osmancık, arka tarafı İskilip. Evet, İskilip. İskilip'in evlilik köyü. O dönemlerde Akşemseddin Hazretlerinin aklında İskilip'in evlilik köyüne gelmek vardır. Akşemseddin Hazretleri Beypazarı'nda çok meşhur olduktan sonra oradaki ilgiden, alakadan sıkılıyor. Çünkü tasavvuf ehli insanlar şandan, şöhretten, şatafattan uzak duran insanlar kendine İskilip'in evlilik köyünü seçiyor. İskilip'in evlilik köyünü seçmezden önce Şeyh Mustahiddin Attari Çakmak Dede'yi İskilip'e gönderiyor ve bir taban çalışması yaptırıyor. Taşköprülü Zade'nin Şakayık Namesi'nde Çakmak Dede'nin Şeyh Mustahiddin Attari'nin 40 bin talebesi olduğu söyleniyor. O devirde İskilip'te 13 tane medrese var. 12 bin nüfus var. Zanaatkarın da çok olmasının en tabii, büyük sebeplerinden birisi tabii, de bu. Tabii. Yani zanaatkarla beraber İskilip'e gelen İskilip'in kendine has meyveleri de benim araştırmama göre Horasan erenleri sadece gelirken İslam'ı mayalamak için gelmiyor. Evet. O elma çekirdeklerini, ayva çekirdeklerini, üzüm çekirdeklerini
armut çekirdeklerini erik çekirdeklerinde getiriyor. Biraz sonra meyve sempozyumuyla alakalı bölümde İskilip'te yetişen meyveleri ve tarihçesini de anlatacağım. Bizim Akşemseddin Hazretleri ile ilgili halkımıza verdiğimiz bir söz var idi. Akşemseddin Hazretlerinin hayatını ve İskilip'teki yaşantısını anlatan bir kitap. Başbakanlık Osmanlı arşivlerinden emekli, Hakk'ın rahmetine kavuşan Şakir Duran hocamızın elde ettiği belgeler, bizim derneğimizin de yardımlarıyla, artı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden emekli, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en önemli uzmanlarından hemşerimiz Ali Kılcı, evet, buradan ağabeyimizin de. Hocamıza da yürekten selamlarımızı, evet, alıyoruz. Buradan selam olsun Ali abiye de. Ali Kılcı hocamıza. Elde etmiş olduğu bilgiler, belgeler ışığında ve Karabük Üniversitesi İslami Bilimler bölümünden doçent doktor Muhammed Ali Yıldız kardeşimizin belgeleriyle birleşip inşallah çok güzel bir kitap çalışması çıkacak. İnşallah. Nasip olursa bu kitabı da 29 Mayıs'ta önce Evlik'te Kur'an tilaveti ve mevlütle, akabinde de İskilip'te yapacağımız panelle halkımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. İnşallah Fikret Bey. Müsaadeniz olursa Fikret Bey, 2018'de Alimler Sempozyumu ile ilgili güzel bir konuşmanız var. Onu bir izleyelim. Hay hay. Dününü ileriye, yarına sahip çıkamaz ilkesiyle 2 ay süren çalışmanın neticesinde hayata geçirilen bu programda birbirinden değerli 10 akademisyen arkadaşımız tarihimize ışık tutacaktır. Mübarek ölüm evlilik, sonum göğüt demiştir. Ve evladı Nur-u Hüda'yı İskilip'e emanet etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın ihtişamlı Şeyh-i İslam'ı Ebu Suud Efendi'nin babası Şeyh Muhittin Yasi Hazretleri 2. Beyazıt'ın şeyhi olup hünkâr şeyhiyle anılır. Ebu Suud Efendi'nin annesi Sultan Hatun, Arı Kuşçu'nun kızı olup her ikisi de İskilip'te mevkundur. Hukukçu olan Ebu Suud Efendi'nin aynı zamanda 12 ciltlik tefsiri bulunmaktadır. Bu tefsir içerisinde 1000 tane hadisten yararlanmıştır. Muhteşem bir tefsirdir. 4 padişaha Şeyhülislamlık yapan, sözünü çekinmeden söyleyen, 3 sefer gidip 4 sefer gelen vazgeçilmez Şeyhülislam Sunullah Efendi de Ali Kuşçu'nun yeğenidir. Hemşerimiz Sunullah Efendi rüşvete, devşirme vezirlere ve devşirme paşalara karşı çıkmış genç padişah 1. Ahmet'e adeta kafa tutmuştur. Sunullah Efendi'nin söyledikleri tutulsaydı Osmanlı İmparatorluğu durakalma dönemine girmezdi denilmektedir. Otoriteler özellikle bunu vurgulamaktadır. Yaşadığı dönemde 49 köy ve mahalle, 3.315 hane ve 11.920 nüfusa sahip olan İskilip'te 11 tane medrese bulunmaktadır arkadaşlar. Evliya Çelebi seyahatnamesinde 1684 yılında İskilip için ilim ve hilim beldesi ifadesini kullanmıştır. İslamlık yapmış Sunullah Efendi, büyük devlet adamlarımızdan. Birçok bizim İskilipli hemşerilerimiz bilmez.
güzel bir noktaya değindiniz. Çakmakdede türbesi bugün müftülük binamızın ara tarafındaki bahçede. Evet, bugün yaptığım bir girişimi de Sayın Valimizle bir telefon görüşmesi yaptık. Programa katılmadan önce ben aramıştım. Mukabelede bulundu. Bu konuyu da kendisine arz ettim. Evet, Allah razı olsun Fikret Bey. Yine çok önemli bir konuya değindiniz. Bizim ilçemizde bile birçok kişi Şeyh Yasi Türbesi'nin orada sadece Şeyh Yasi Hazretleri'nin kabrinin olduğunu bilir. Hani diğer mezarların tam böyle kime ait olduğunu bilmez. O noktada da değindiniz. Bu noktada teşekkür ederiz. Aynı zamanda ilçemizdeki ilmin gelişmesiyle beraber ziraatın da geliştiğini görüyoruz. Ve evet, sizin 2019 yılında Çorum, bunlar Bolu Çorumlar Derneğimizin yapmış olduğu tescillenmiş İskilip meyveleri çalışması var. Biraz da bunlardan bahsedelim. Evet, öncelikle isterseniz İskilipli Alimler Sempozyumu bizim ilk ve çok önemli bir sempozyumdu ve çok ses getirdi. İskilipli Alimler Sempozyumunda Ali Kuşçu'dan başladık. Ali Kuşçu'nun kızı Sultan Hatun'dan devam ettik. Şeyh Yavsı'dan bahsederek oğlundan, evet, Ebu Suud Efendi'den. Akabinde Anadolu Kazaskeri Cafer Çelebi, alimlerin alimi ünvanıyla anılır. Oğlu Şeyhülislam Sunullah Efendi'den devam ettik. Babası adına yeni cami olarak bilinen Kazasker Camii'ni yaptırmıştır. İskilip'teki Şeyh Muhittin Yavsi Camisi'nden sonraki en eski tarihi camilerden biridir. Evet, yeni cami. Yeni restore edilen yeni cami. Akabinde Akşemseddin Hazretlerinden İskilip'e bıraktığı 6. oğlu Evlikköy'ünde meftun Nurul Hüda'ya, yine İskilip'te halife olarak tayin ettiği, vekil olarak tayin ettiği Şeyh Mustahiddin, biraz önce bahsettiğimiz Çakmak Dede'ye ve biraz önce bahsettim, Çakmak Dede'nin döneminde 40 bin talebesi var. Öğrencisi. 40 bin öğrencisi. Bugün 80 milyonluk Türkiye'de 40 bin öğrencisi olan bir insan mumla arasan bulunmaz. Evet. Akabinde de son yüzyılın yetiştirdiği alimlerden Atıf Hoca ve Profesör Doktor Müşteba Uğur. Müşteba hocamız da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin hadis profesörlerindendir. Hakikaten son yıllarda yetişmiş insanlardandır. Çorum'dan bula bula bir tane 7-8 Hasan Paşa'yı bulabildik. 7-8 Hasan Paşa kimdir? 7-8 Hasan Paşa da Abdülhamit Han'ın muhafızı, erlikten generalliğe yükselmiş. Abdülhamit Han'ın muhafızı ve Çorum Saat Kulesi'nin bizzat yaptırmıştır. Şey sorayım Fikret Bey, Atıf Hocamıza değindiniz. Bu ölüm yıl dönümü ile ilgili bazı böyle iddialar atıldı. Yani isim vermek istemiyorum. Sizler de şöyle baktığım zaman o dönemin belgeleriyle gelmişsiniz. Atıf Hocamıza yönelik yapılmayan olumsuz iddialara yönelik. Evet. Ben şeyde meyveleri sordum. Siz benim hatamı düzelttiniz. Konuşacağınız şeyi ben biraz kesmiş gibi oldum. Özür dilerim. Meyvelere geleceğiz. Meyveler, bu noktada. Meyveler çok önemli. Çünkü ilk sizin programınız Alimler Sempozyumu'ydu. Evet. Evet. Özür dilerim ben. Atıf Hocamızla ilgili yani duyduğumuz bazı iddialar atılıyor. Evet. Halbuki bu şöyle belgelerle, evet, gelmişsiniz. Biraz bir değinirseniz. Ben bir İskilipli olarak çok üzülüyorum. Bu topraklar, biraz önce bahsettim, evliyaların, enbiyaların, alimlerin yetiştirdiği topraklar. Bu topraklardan arkadaşlar hain çıkmaz. Evet. Kesinlikle çok... bunu bütün İskilipliler ve bütün Türk milleti bilsin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da
Çorum'a gelmiş olduğu 3 tane mitinginde de Atıf Hoca'dan, Ebu Suud Efendi'den ve Akşemseddin Hazretlerinden bahsetmiş. Akabinde yine Atıf Hoca ile alakalı en az 8-10 tane televizyon programında Atıf Hoca'nın bir din mazlumu olduğunu, bir alim olduğundan bahsetmiştir. Sadece Cumhurbaşkanı bahsetmemiştir. Meclis Başkanlığı yapan Cemil Çiçek, Bülent Arınç, İsmail Kahraman hocamız. İsmail Kahraman hoca da tarihçidir. Bunlar da yargısız infaz yapıldığını, yani doğru bir mahkemede yargılanmadığını söz etmiştir. İkinci arkadaşlar, bu konuları tarihçilerin konuşması lazım. Ben tarihçi değilim, ben ziraat mühendisiyim. Ama bu ithamı, bu ithamlardan birini atan milletvekilinin Çorumlu olmasına çok üzüldük. Ve hakikaten İskilipleri ve seçmenlerini de çok yaralamıştır. Buradan Çorum milletvekili Tufan Kösü'ye sesleniyorum. Senin de yakın köylün olan Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nin eski rektörü, yakın çağ tarihi profesörü Yaşar Akbüyük Hoca sizinle bu konuyu tartışmaya hazır. İsterseniz İskilip Web TV'ye gelin. Tabii ki her zaman. Ha İskilip'e gelmekten korkuyorsanız Çorum'daki istediğiniz bir televizyonda Yaşar Hoca da Çorumlu, sen de Çorumlusun. Orada da tartışabilirsiniz. Yaşar hocamızın hepinize, bütün İskiliplere selamı var. O da sosyal medyadan da paylaşıyor. Çorum Hakimiyet Gazetesi'nde de Atıf Hoca'nın bir din mazlumu olduğunu, hain olmadığını ve bu topraklardan hain çıkmayacağını yazmıştır. Tarihçi birisi yani. Tarihçi, yakın çağ tarihi profesörü. Evet. Ha, ben Yaşar Hoca'yla yapmam diyorsanız, bu belgeyi yayınlayan Atıf Hoca'nın Yunan uçaklarından atıldığını iddia eden belgenin hemşerimiz Atıf Hoca'nın imzasının bulunmadığına dair tekzip belgesidir. İyice bakın, altında da yazıyor. Bu belgeyi ben buldurdum. Yaşar Hoca sağ olsun buldu. Bilgisayarda güzelce temizlettim. Altında ne yazıyor? İskilipli Atıf Hoca'nın Yunan uçaklarından atılan bildirinin Teali İslam Cemiyeti'ne ait olmadığına dair Vatan Gazetesi'nin 1034 nüshasında yayınladığı tekzip metni. Evet. Yani bu işte her şeyi ortaya koyuyor. Ha şayet bütün, yani... ben Çorum Televizyonu'nda yapamam der ise Türkiye'nin ulusal kanallarından birisinde bu belgeleri sunan Türkiye'nin meşhur tarihçilerinden Profesör Doktor Mustafa Armağan Hoca var. Evet. Tufan Köse'nin karşısına isterseniz ya da istediği tarihçiyi dikebiliriz. Yani bu şekilde bir hemşerisine ithamda bulunmasını kendisine yakıştıramadık. Maalesef. Yani buradan biz İskilipler olarak kırmıştır. İskiliplerden bir özür borcu olduğuna inanıyorum. Burada da İskilip ilçe başkanı Yusuf Barbey'e teşekkür ediyorum. İskilip'te bir provokasyona neden olacak hareketlerde ve beyanatlarda bulunmamıştır. İtidalli davranmıştır. Evet. Tecrübeli bir siyasetçidir. Kendisine de buradan özellikle teşekkürü bir borç biliyorum bir İskilipli olarak. Maalesef böyle bir hadsiz bir hadise oldu. Benim bu konuda, çünkü bu konuyu tarihçiler kendi aralarında tartışsın. Konunun elinde bilgisi, belgesi olmayan insanlar çıkıp da klavye kahramanlığı yapmasınlar arkadaşlar. Bunlar İskilip'e zarar veriyor. İskilip'te bir fitne ateşi yanıyor. Belediye kanalından bir ateş yanıyor. Bir ateş de Atıf Hoca üzerinden yanıyor. Bunlar İskilip'e zarar veriyor. Biz bu panelleri, sempozyumları, çalıştayları niye bu sene İskilip'te yapacağız? İskilip'in tanıtımı için yapacağız. Allah razı olsun. Biz bunu tanıtalım derken oradan birisi çıkıyor. Efendim vatan haini.
İskilip'ten vatan haini çıkmaz arkadaşlar. İskilip'ten çıkarsa çıkarsa, biraz önce bahsettiğim gibi alim çıkar, ilim adamı çıkar. İskilip'ten yetişen profesörleri sayarsam Çorumlu kardeşlerim dudaklarınız uçuklar. Tıp alanında, tarih alanında, ziraat alanında yüzlerce insan yetişmiştir. Size 1970 yılında yayınlanan bir dergiyi göstereceğim. İskilip'ten, İskilip dergisi. Bakın arkadaşlar. İskilip'ten yetişip de İstanbul'da tahsile giden insanlar. Okuyorum. Ziya Güngör. Diş hekimi. Diş hekimliği fakültesinde okuyor. 1947 doğumlu. Mustafa Öncü. İstanbul Hukuk Fakültesinde okuyor. Ahmet Çarkacı. Büyük Ahmet Çarkacı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde okuyor. Nejat Salur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde okuyor. Tekin Demirel, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde okuyor. İsmail Kaşçı, İsmail Kaşçı'yı ben yakından tanıyorum. Sakarya'da çok büyük bir fabrikası vardı. Çin'e maya fabrikası kurdu İsmail Kaşçı. Böyle bir beyin. Olcay Kestek, İstanbul Tıp Fakültesinde okuyor. Akrabam Hasan Sabri Kısar, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde okuyor. Sadece Osmanlı döneminde değil, Cumhuriyet döneminde de tabii yetiştirdiği insanıyla. Gelelim Ankara. Sadece İstanbul'da okumamış arkadaşlarımız, abilerimiz, dostlarımız. Ahmet Ertekin. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi de okuyor. Naci Köstekçi. Ankara İlahiyat Fakültesi'nde. Sadık Tahtakılıç. Ankara Hukuk Fakültesi'nde. Mehmet Uslu. Yükseliş İnşaat Mühendisliği'nde. Arif Armutlu. Yükseliş Mühendislik Fakültesi'nde okuyor. Osman Çakır. Hepimizin öğretmeni. Özellikle İstarge'nin kurucusu. Evet. İskilip meyveleriyle ilgili işaret fişeğini atan hocamız. Ankara İlahiyat Fakültesi'nde okuyor. Adnan Pabuççu rahmetlik oldu. Yine Ankara İlahiyat Fakültesi'nde okuyor. Bunlar 1970'li yılların pırıltılı İskilip gençleri. İskilip'in yivlik suyunda maharet var. İskilip'in toprağında maharet evet. var. İskilip'in toprağını mayalayanlar öyle bir mayalamış ki sadece 70'te değil 80'de bizim kuşak. Türkiye'de ilk yüze giren üniversite sınavında ilk yüze giren arkadaşımız vardı. İskilip Lisesi çok büyük bir şey yani katkı. 10 yıl daha geriye gidin 90. 1990'lı yıllarda hakeza yine öyle. İskilip'ten yetişen profesörler. Yıllar boyu Gazi Üniversitesi'nde İskilipli hemşerilerimizin eli ayağı olmuş Profesör Doktor Erdoğan İnal abi, Profesör Doktor Nuri Kale abimiz. Bunlar da İskilip'ten yetişen büyüklerimiz. Şimdi Gazi Üniversitesi'nde onlar emekli oldular. Nöbeti Doçent Doktor Hasan Bostancı kardeşimiz aldı. Yani o da İskilip. Bayrak devam ediyor. Yine Ankara Şehir Hastanesi'nde Profesör Doktor Ali Çayköylü kardeşimiz. Artı Ankara Başkent Üniversitesi'nin Ortopedi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Cengiz Tuncay İskilipli. İlk kemik naklini yapan insandır. Bunlar çok çok değerli insanlar. Artı Profesör Doktor Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Levent Tuncay. Ve daha birçok, şu anda heyecanımdan hatırlayamayacağım birçok arkadaşımız. Artı sadece tıp alanında değil, biraz önce söylediğim gibi ziraat alanında, efendim tarih alanında birçok hemşerimiz var. Yani bu topraklar bereketli topraklar. Bu topraklardan hain çıkmaz. Hiç kimseye buradan ekmek çıkmaz. Neymiş? İşte bir gazetede Sinan Meydan yazmış. Falanca vatan haini. Bir gazetede de yazdı.
Kiralık milletvekili dedi. İskilip'ten bir arkadaş da Çorum'daki televizyonda sordu, Tufan Köse size kiralık milletvekili misiniz diye. Ben hicap duyarak söylüyorum. Yani bir gazete yazdı diye sen kiralık mı oldun? Ben senin şerefli bir milletvekili olduğuna inanıyorum. Evet. Hala inanıyorum ama bir özür borcunuz var. Bu memlekede bir özür borcu var. Abi yüreğine sağlık. Çok güzel bir şey söyledin yani. Topraklardan hain çıkmaz dedin. Ya ben bunu derken bile biz ara diyoruz yani. Evet. Bırak şeyi. Yani ben de çok duygulandım yani. Çok duygulandım. Yani bu memleket hepimizin arkadaşlar. Ha İskilip'ten de sosyal medyada böyle apuk sapuk paylaşımda bulunanlar varmış. Bunları da ayıplıyorum arkadaşlar. Elinize bir telefon geçirince yani çok ayıp yani. Bizim dinimizde ölünün arkasından konuşmak haramdır. Gıybet etmek haramdır. Ölmüş bir şahsın arkasında. Artık Allah'a verecek bir hesap var. Kesinlikle. Yani. Evet. Artı Türk töresinde de ayıptır. Evet. Lütfen bu ayıba düşmeyiniz. Yüreğinize sağlık Fikret Bey. Bu bölümde de şeye değinelim biraz. Sizin tescillenmiş İskilip meyveleriyle ilgili çalıştayınız oldu. Yine Osman evet. Hocamızın da tabii bu noktada çalışması var. Evet. Yani ben Osman Hocam'ın başkanlığında İstarige'yi kuran İskilipli abilerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. Biraz önce söylediğim gibi İskilip toprakları sadece alim yetiştirmemiştir. İskilip topraklarında hakikaten kendine has tat ve aromada çok güzel meyveler yetiştirmiştir. Ve benim araştırmalarımda bu meyvelerin çekirdekleri yine o Horasan erenleri tarafından getirilip İskilip ve civarına dikilmiştir. Size bir belge göstereceğim. 1940'lı yıllarda Bedri Rahmi Eyüboğlu, Türkiye'nin meşhur ressamlarındandır. Bir yakını Çorum'da valilik yapar iken Çorum'u ziyaret ediyor. İşte Çorum'da malzeme bulamayınca diyorlar ki bir de İskilip'e git. Aynen. Öyle. İskilip'e girerken aman Allah'ım o dağların heybeti, o coğrafya, hani derler ya sisli tüller içinde gelin gibi İskilip diye evet. bir şarkısı var. Hakikaten diyor ki İskilip'i görünce ben niye Çorum'da kalmışım? Keşke günümün hepsini İskilip'te geçirseydim. O kadar güzel resimler yapıyor ki. Bedri Rahmi Eyüboğlu sadece resim yapmıyor. İskilip'in meyvelerini de araştırıyor. Bu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun el yazısı arkadaşlar. Orijinal. Evet, orijinal el yazısı. El yazısının fotokopisi. Gelini İskilip Çatalkara Müzesi'ne bunu orijinal şeyini hediye ediyor. Bak. Evet, bunu da biz fotokopisini aldık. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun kaleminden İskilip elmalarının isimlerini okuyorum. Biraz sonra da fotoğraflarını göstereceğim. Ter Göynek Elması, İskilip Misket Elması, Sütlü Elma, Sandık Elması, Mor Elma, Afyon Elması, Kabak elması, gök elma, yapraklı elması, acı elma, kuyu elma, kara müslüm elması, kaba müslüm elması, söğüt elması, kazan elması, kavun elması. 18 çeşit elma var. İskilip'te yetişen 1940'lı yıllarda 18 çeşit elma. Gelelim armuda. Kadın budu armudu. Şıh armudu, ballıca armudu, kış beyazı, göksulu armudu, mahman armudu, kösem armudu, kızılca armudu, kızıl gevrek armudu, güvercin topu ve ahlat ve bey armudu. Bey armudu tescillendi. Biraz sonra tescillenen meyveleri de anlatacağım. Evet. Profesör Doktor Ankara Üniversitesi
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Turan Karadeniz hocamız, Profesör Turan Karadeniz hocamızın adını vererek Turan Bey Armudu olarak anılmakta şu anda. Elma ile armudun haricinde erik de var. Yani 18 tane elma, 16 tane armut, 10 tane de erik var arkadaşlar. Erik çeşidi. Erik çeşidi. Burnu koca eriği. Göksulu erik. Tobruk eriği. Kış eriği. Banma eriği. Pestil yaptıkları. Banma eriği. Ak erik. Üryani eriği. Bardak eriği. Kuş yüreği eriği. Karameskene eriği. Bu İskilip'imizdeki tescillenmiş meyvelerin yok olma tehlikesi gibi bir, yani fide çalışması yapılmazsa var. Mesela, ona da biraz sonra değineceğim. Daha bitmedi arkadaşlar. Bu bizim bir zenginliğimiz. Tabii. Bu zamana kadar gelmiş. Bizim bunu bir gelecek nesile aktarmamız lazım. Tabii. Bunlar bilinen bir şeyler değil. Tarihe not düşüyoruz bu akşam. Ne var? Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun kaleminden İskilip üzümleri. Okuyorum. Çavuş üzümü, misket üzümü, kadın parmağı üzümü, söbe üzüm, çakır cımbıt, incir üzümü, kara üzüm, ak üzüm, gül üzümü ve şarkıya konu olan çatalkaram çingenem. Evet. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun da Allah rahmet eylesin bu şiiri şarkıya dönüştürüldü. Çok meşhurdur bu Türkiye'de. Ona da buradan rahmet diliyoruz. Gelelim bu bahsetmiş olduğumuz meyvelerin fotoğraflarına. Atmasyon yok bizde. Şuradan gösteriyorum. Bunlar Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun el yazması yazdığı İskilip'te yetişen elma çeşitleri. Bunlar ilçemize has meyveler. Tabii. Bunlar ilçemize has. Allah'ın ne kadar zenginliğinin, ne kadar büyüklüğünün de bir göstergesi. Tabii. Yine devam ediyorum. Bu okuduğum elmalardan yine İskilip'te yetişen İskilip'e has elma ırkları. Bu elmalardan tedavi bir böyle bir şey duymuştum ben. Tabii. Tabii, kesinlikle bu Bolu Ziraat Fakültesi'nde yaptığımız meyve çalıştayında konuyu anlatan hocalarımız mor elmanın, evet, tedavi edici özelliğinden bahsettiler. Artı yine bir elmamızda şeker hastalığına karşı çok iyi geliyor. Çok iyi geldiği söyleniyor. Şu an o dedi elma İskilip'te aranıyor. Bunu bir eczacı arkadaşımız Ankara Eczacılık Fakültesi'ne götürüp tahlil ettiriyor ve diyabetlilere, şekerlilere iyi geldiği söyleniyor. Bunları maalesef anlatamıyoruz. İşte burada daha canlı bir fotoğraf. Tergöğüne gelmesi. Uludere mahallesinden çekilmiş bir fotoğraf. Yine sol tarafta sandık elması, sağ tarafta karabaldır elması. Bakın arkadaşlar. Üzerinde şey yazıyor mesela, karabaldır elması yetiştirici yer Kozveren köyü. Evet. Evet. Bunlar uzun çalışmalar sonucunda araştırılmış. Yine İskilip'te yetişen bir şeftali ve kayısı çeşidi. Buyurun. Bu İskilip'e öz bir meyvedir. Kayısı da, şeftali de. Kanara Deresi. Evet. Diğeri de Çelebiler Sokak'ta. İskilip merkezde. Gelelim armutlara. Buradan okuyun. Bunlar da İskilip'e özgü armut çeşitlerimiz. Ha, Allah bir değil bin kere razı olsun. Osman Çakır ve ekibindeki arkadaşlarımız bu meyvelerin çekirdeklerini alarak
bir anlamda gen bankası oluşturmuşlar. Bu meyveler hiçbir zaman tarihi mazisinde kalmayacak. Evet. Buradan sesleniyorum ziraat mühendisi arkadaşlarımıza ve ilçeyi idare eden kaymakama, belediye başkanına. Lütfen İskilip'in elmalarına, armutlarına, eriklerine, üzümlerine el atın. Memlekette yol yapmak, kaldırım yapmak, kanalizasyon yapmaktan hariç bunlar da bir hizmettir. Bunlara da önem verin. Bunlara lütfen önem verin. Bunlar bizim milli gen bankalarımız. Fikret Bey, müsaade ederseniz bizim programlarımızda böyle canlı yayında selam gönderenler oluyor. Kısaca bir okuyalım müsaadeniz olursa. Peki. Şaban Gündüz Bey İstanbul'dan selam yollamış. Hayırlı akşamlar demiş Hasan Almalı Bey. Muhsin Kocasaraç programımıza katılmış. Murat Kiraz, hayırlı akşamlar, emeğinize sağlık. Faruk Kamil Yurttaş, Yavuz kardeşim, konuğumuz Fikret Bey ve size selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Mesaj yollamış. Yine Filiz Özcan, iyi akşamlar. İlim Beldesi İskilip'e selamlar. Eski saygın ve asil günlerine dönmesi dileğiyle diye güzel bir dua bırakmış. Muhittin Oral, iyi akşamlar Yavuz Bey, iyi yayınlar. Kuzköy'den selamlar demiş. İskilip Tarafsız selamlarını iletmiş ve kendisi İskilip sevdalısı diye size not düşmüş. Fikret Kısak Bey'i konuk aldığınızdan dolayı teşekkür etmiş. Sadık Bodur, iyi yayınlar. Rüstem Kılbeli, sizlere ve Fikret abimize bilgi ve paylaşımları ve hoş sohbetleri için, ayrıca ilçemiz için sürekli çaba ve heyecanla çalışma ve gayretler için teşekkür ederiz demiş. Allah razı olsun. Mustafa Çorumlu kardeşimiz yine selamlarını yollamış. Herkese selamlar, sevgiler. Bizler de yayınımızı takip eden kardeşlerimize de buradan selamlarımızı yollayalım. Evren Ulusoy, iyi akşamlar, beğenerek takip ediyoruz. Fikri Kısar komutanımız, İskilip'in tarihi ve kültürel zenginliğini dile getirdiğiniz için size teşekkür ederim demiş. Bu meyve konusunu kapatmadan Osman Çakır hocamızın İskilip cevizi ile ilgili bir fotoğrafını göstereceğim. Artı yine başka bir fotoğraf. 2007 yılında Profesör Doktor Hüsnü Demirsoy, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin dekanı, eşi Leyla Demirsoy, İskilip'te ilk çilek çalışmasının fotoğrafıdır. Evet. Yani hiçbir şey kendiliğinden olmuyor arkadaşlar. Her şeyin bir temeli var. Başlangıcı var. Aynen. Allah onlardan da razı olsun. Yine hocaların hocası Profesör Doktor Seyit Mehmet Şen, ceviz üzerine Türkiye'de otoritedir. Şu anda 10 tane üniversitenin rektörü, hocamızın da talebesidir. Bolu'daki meyve çalıştayına oturum başkanlığı yapmıştır. İskilip cevizinin üstünlüğünü anlatmıştır. Şimdi arkadaşlar gelelim meyveyi bitirmeden bir konuya. Diyeceksiniz tescillenen meyveler hangileri? Buradan okuyorum. 1. İskilip mor elması. Müslüme elması. Yani halk arasında kara müslüme olarak geçer. 3. Evet. Misket elması. İskilip misket olarak geçer. Kadı armudu. Yani halk arasında kadın budu armudu. 5. Bey armudu. Bunu da Turan Bey olarak, Profesör evet. Doktor Turan Karadeniz'in İskilip'e vermiş olduğu Bolu Ziraat Fakültesi'nin dekanı Turan Bey armudu olarak tescillenmiştir. Artı bunların akabinde biraz önce bahsettiğim Profesör Doktor Seyit Mehmet Şen'in bahsettiği Amerikan cevizine göre İskilip cevizinin üstünlüğünü anlattı. Ve oradaki bütün öğretim üyeleri ve öğrenciler hayretle izledi. Bakın. Bu şu an Yivlik 77 olarak tescillenmiştir. Şu an ne yazık ki üzülerek ilçemizde satılan
ceviz fidelerinin çok büyük bir oranı Amerikan cevizi. Yani ben şimdi bunları görünce insan üzülüyor işte. Yavuz Bey. Yani niye ilçemizin ceviz fidesi geliştirilip de insanlar dikmez? Yani bugün bu, yani şu an satılan ceviz fidelerin çoğu Amerikan fidesi. Yavuz ben, Bey, insanda olduğu gibi, hayvanda olduğu gibi bitkide de bir adaptasyon vardır. Adaptasyon çevreye uyumdur. Yurt dışından gelen hayvanlar nasıl ülkemize, ilçemize adapte olamadığı gibi yurt dışından gelen ceviz ırkları da ilçemize adapte olamıyor. İlkbaharın geç donları, sonbaharın ilk donlarına maruz kalarak özellikle üzümler ve cevizler dona maruz kalıyor. Evet. Onun için biz kendi ırkımıza sahip çıkacağız. Şu an Amerikan cevizi satılıyor ya, ne yazık ki. Elin çocuğu adama bakmaz, kendi çocuğun adama bakar. Bu atasözüdür. Kendi ırklarımıza sahip çıkacağız. Bunu İstarge sağ olsun tescil ettirdi. Yivlik 77 olarak. Turan Hoca'nın ve Profesör Doktor Seyit Mehmet Şen'in anlattığına göre yağ oranı Türkiye'de en yüksek olan ceviz ırkı bu ırktır. %61.47. İnternetten girin bakın. Bu cevizde İskilip tescilli bir... Kesinlikle. Aynen. 2019 yılında tescil olmuştur. Yani biz ciddi bir tanıtımını yapsak Fikret Bey, demek ki Türkiye'ye fide, Amerikan fidesi hakim olmayacak yani. İskilip cevizi hakim. Kesinlikle. Kesinlikle. Oğuzların adı çıkmış arkadaşlar. İşte bu yıl bir kuraklık tehlikesi yaşadık. Bu ceviz ırkları, bu elma ırkları, armut, erik ırkları kuraklığa da dayanıklı. En kıraç yerde yetişen ırklar ve sadece yivlik 77 yok. Bundan Osman hocam da gösterdi bana bugün. Hatta bana tat denemesi de yaptırdı. 5-6 çeşit ceviz ırkımız var. Uludere'de ayrı bir ceviz yetişiyor. Kanada'da ayrı bir yetişiyor. Havası ve iklimine göre. Tabii. Çam tarafında ayrı bir ceviz yetişiyor. Onun için biz ziraati böylece tamamlamış oluyoruz. Biz bu ırklarımıza sahip çıkacağız. Geçen sene yapmaya uğraştık. Bazı kişilerin engellemesiyle karşılaştık. Maalesef. Onu buradan anlatmak istemiyorum. Bizim bu işleri yaparken hiçbir siyasi beklentimiz, ticari beklentimiz yoktur. Sadece İskilip aşkı ve İskilip sevdasıdır. İnşallah bu sene yapacağımız, sonbaharda yapacağımız olan İstarge ile beraber yapacağımız olan İskilip meyveleri sempozyumu İskilip'te yapılacak. İnşallah. Ve 10 tane profesör gelecek. Geçen seneki yapacağımız çalışma şöyleydi. Giden Kaymakam Bey sağ olsun çok büyük destek olmuştu. Özellikle İskilip'te çilek yetiştiriciliğiyle alakalı çilek hastalıkları ve çilek yetiştiriciliği diye bir bölüm vardı. Konunun uzmanı bir profesör gelecekti. Artı bodur meyvelerle ilgili bir hocamızın tebliği olacaktı. Artı gen bankasıyla ilgili, yani bu elimizdeki mevcut ürünleri biz nasıl muhafaza edeceğiz? Bunları nasıl fide haline getirip halka, insanlara ve ülkeye sunacağız? Ve bunun gibi 10 tane konu anlatılacaktı. Ve birinciye çilek güzeli yarışması yapılacaktı. Birinci yetiştiriciye bir altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın verilecekti. Ama maalesef bazı mihraklar bunu engellediler. Bu da bizim en büyük kaybımız oluyor. Evet, bu da İskilip'in ayımı, ne diyeyim ben. Aynen. Neyse artık. İnşallah bu sene becereceğiz yani bunu. Buradan da Tarım Bakanlığı'nın İskilip'li olan, yetiştirmiş olduğu İskilip sevdalısı kardeşimiz aradı beni. Abi dedi, biz de her zaman yanınızdayız, emrinizdeyiz şeklinde aradı. Size çok can alıcı bir Yakup Sağlam, ismi bir an aklıma gelmedi. Bu hoca temininde ve projelendirmede o ben da bunu, İskilipli bir hemşerim. Evet, İskilip sevdalısı.
canlı yayın vasıtasıyla selam soruyoruz. Evet, Bolu'daki çalıştayımıza da bizzat katılmıştır. Ha, bunu şuradan tekrar söyleyeyim. Bolu'da yapılan, Ziraat Fakültesi'nde yapılan çalıştaya rektör hocamız Profesör Ali Şarlı'nın hocası, oturum başkanı olunca Seyit Mehmet Şen, başından sonuna kadar rektör hocamız, belediye başkanımız ve üniversitenin hocaları hepsi sonuna kadar katıldılar. Akşam İskilip'ten kazanlarla getirdiğimiz dolma ziyafetine de bütün üniversite senatosunu eksiksiz toplayarak katılmıştır. Ve orada da hem İskilip'in dolmasını anlattık, hem de böyle muhabbetli bir ortam oluşmuş oldu. O sempozyumdan güzel bir konuşmanız var. Müsaade ederseniz Fikret Bey. Peki. Meyve sempozyumunda. İskilip 1684 yılında Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde İlm ve Hilm beldesi olarak anılır. İskilip topraklarında sadece aromatik meyveler yetişmemektedir. Aromatik meyvelerle beraber Kanuni Sultan Süleyman Han'a 29 yıl Şeyhülislamlık yapan Ebu Suud Efendi ve 4 padişaha Şeyhülislamlık yapan Sunullah Efendi de İskilip toprağı yetiştirmiştir. Akşemseddin Hazretleri İskilip'e evladı Nurul Huda'yı bırakmıştır. Nurul Huda'nın kabri ve Akşemseddin Hazretleri'nin annesinin kabri İskilip topraklarındadır. Ebu Suud Efendi'nin babası da İskilip topraklarında yatmaktadır. Şeyh Muhittin Yavsi. Yavsi demek, kene demek Arapçada. Dine kene gibi yapışan, dini özümsemiş, Halveti tarikatının ve Bayrami tarikatının bir numarasıdır. Ebu Suud Efendi'nin annesi Ali Kuşçu'nun kızı Sultan Hatun. Bu da İskilip'te Şeyh Muhittin Yavsi Türbesi'nin ayağının dibinde yatmaktadır. Sultan Hatun da İskilip toprağındandır. Bu bereketli topraklar kokusuyla, tadıyla kendine özgü en az 15 çeşit elma, 10 çeşit armut, 5-6 çeşit de üzüm ve kendine has tat ve aromasıyla İskilip ceviziyle meşhurdur. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben elimde yine bir belge var. Bu da yine biraz önce Yakup Sağlam Bey'den bahsetmiştim. Yakup Sağlam'ın Tarım Bakanlığı'nda bu projelerle ilgili yetkili olduğu makamda, buradan göstereyim size, 2011 1 Eylül'de başlayacak. 2015 yılına kadar devam edecek bir proje. Bu proje arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde İskilip ve Urfa'nın Birecik ilçesine, iki ilçeye çıkarılmış bir projedir. Ne garip bir tecelli ki 27 milyon şimdiki parayla, eski parayla 27 trilyon bütçeli bir proje. Bir projedir. Ama 2015 yılında proje bittiğinden dolayı İskilip'e bir tane bir şey yapılamamıştır. Sonradan Yakup Sağlam'ın görev yerini değiştiriyorlar. Bu da insanlarımıza sahip çıkamadığımızın bir nişanesidir. Başka örneklerini de anlatacağım biraz sonra. Şimdi bu proje lider projesi olarak tekrar gündeme gelmiştir. Ama bu parayı, 27 milyon parayı kaç tane ilçe bölüşecek biliyor musunuz? 20 tane ilçe bölüşecek. Yani hani çocukluğumuzda derlerdi ya, patlat 9 kişiye bir gazoz. Yani şu bizim ilçemizin ne kadar büyük bir kaybı ya. Tabii. Bu para girseydi arkadaşlar, bu biraz önce gösterdiğim İskilip'e has elmaların, armutların, üzümlerin, cevizlerin pideleri bugün yapılıp bütün Türkiye'ye dağıtılacaktı. Kaç kişiye iş imkanı? Aynı kesinlikle zamanda kesinlikle. Yerel ürünlerimizin Türkiye'de daha büyük tanınması. Ha, bunu yaparken, bunu konuşurken buradan memleketimizin siyasetçilerine de bir eleştiri getiriyorum.
Arkadaşlar, son 20 yılda İskilip yetim bırakılmıştır. İskilip'in milletvekili olmadığı için İskilip'e gelecek yatırımların çoğu diğer ilçelere kaydırılmıştır. Bugün bakıyoruz, gazetelerden, İskilip gazetelerinden okuyoruz. İşte bir Boğazkale'nin, bir efendim Dodurga'nın, bir Oğuzlar'ın İskilip'ten daha fazla bütçesi var. Yani onlar da bizim ilçelerimiz ama kesinlikle ben onları şey yapmıyorum ama bir adalet içerisinde olması adalet lazım. Adalet içerisinde olması lazım. Bölge milletvekili Erol Kavuncu, size sesleniyorum. 2 yıl boyunca üzerinden geçtiğin Bayat yolunu şimdi gelirken gördüm, daha yeni yapıldı. Tam 2 yıl. 2 yıl servis yolundan gidip geldin. 100 metrelik bir göçen yolu yaptırmak çok mu zor? Hadi İskilip yararlanmıyor de sen üstünden kendin gelip geçiyorsun. Gelelim İskilip Meslek Yüksekokulu. Arkadaşlar bunlar İskilip'in kanayan yaraları. Yani İskilip'te yıkılan binalar. İskilip'in eski devlet hastanesi. Yıkılmış. Göcebel'deki Endüstri Meslek Lisesi'nin yurdu. Yıkılmış. Eski terminal binası. Meslek Yüksekokulu'nun tabelasının çakıldığı bina. Yıkılmış. Tavukçu Hoca'nın Atıf Hoca Kur'an kursu. Yıkılmış. Ya siz yıkmadan başka, yani nedir bu yani? Ha, yapılan ne var? Devlet Hastanesi. Devlet Hastanesi nasıl yapıldı? Yine İskilip'in yetiştirdiği Hasan Çağal vardır. Hasan Çağal kim? Ahmet Çağal'ın evladı. Ahmet amca 60 yıl önce operatör doktordur. Diyarbakır'a gitmiş, yerleşmiş. Hasan ve Hüseyin evlatları orada doğmuş. Hasan Çağlı, Hüseyin Çağlı, herkes İskilip Diyarbakırlı biliyor. Halbuki İskilip'in öz evladı. Bizim de liseden arkadaşımız. Diyarbakır'da terör olayları olunca babası İskilip'e gönderdi. Lise 2'yi ve 3'ü beraber okuduk. Recep Akdağ Bey'in Sağlık Bakanı'nın baş danışmanıydı Hasan Bey. Evet. Sonradan Kamu Hastaneleri Birliği Başkanlığı yaptı hemşerimiz. Ve Recep Akdağ Bakan'ın Ahmet amcaya duyduğu saygıdan dolayı Adıyaman grubunun Ahmet amca bir numarasıdır. Ve 60 yıl hekimlik yaptığı yıllarda cuma günleri Diyarbakırlıları bedava muayene etmiştir. Benim akrabam olduğu için ben biliyorum. 200 yataklı devlet hastanesini Ahmet Çağal amcanın hatırına Recep Akdağ İskilip'e hediye etmiştir. Ama Çorumlar ne yaptılar? Çorum oyun havaları eşliğinde 200 yataklı hastaneyi 100 yatağa düşür, getir, ondan sonra da İskilip'in merkezine koy. Ne oldu koronada? İskilip'in merkezindeki 100 yataklı hastaneden korona etrafa yayıldı. Halbuki 200 yataklı hastane bölge hastanesi olarak Atatürk Orman Çiftliği'nin civarına yapılacaktı. Hem Bayada, hem Uğurludağ'a, hem Oğuzlar'a, hem İskilip'e hitap edecekti. Ve İskilip'e bir gelir kapısı olacaktı. Bunu da halkımız bilsin istiyorum. Evet, Fikret Bey, programımızın da sona doğru yaklaştık. Tarihiyle, her şeyle, meyvesiyle zenginiz. Ben en son size soracaktım. Yani bu kadar zenginiz, ilçemiz neden geri kalıyor diye. Şu konuşmanızda benim sormadan bir cevap oldu. En son olarak bu önümüzdeki ayda Akşamseddin Hazretleri ile ilgili bir sempozyumumuz olacak. Biraz da bundan bahsedelim. Evet. Bu ayın sonunda. Bu noktada da teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar, Akşemseddin Hazretleri de İskilip'imizin manevi direklerinden birisidir. Fethin manevi mimarı Akşemseddin Hazretleri, Fatih'in hocası ve İskilip'in medariftarı. Ben çok uğraştım, muvaffak olamadık. İskilip ile Göynü'yü kardeş şehir yapalım dedik. Ama maalesef İskilip Belediyesi bu işe fazla yanaşmadı. Ne oldu bu sene biliyor musunuz arkadaşlar? Akşemseddin'in ölüm yıl dönümünde Ayasofya Camii'nde
Göynük Belediyesi ve Göynük Akşemseddin Vakfı Ayasofya Camii'nde mevlüt okuttu. Ve en az bu mevlütten 40 milyon insan haberdar oldu. Akşemseddin'de Göynük'te vefat ediyor yani. Vefatı Göynük'te. Halbuki ki orada da o da kanıma dokundu. Tabii bizim İskilip'in pasifize olmasından, pasifliğinden. Orada sadece, ben de canlı izledim, sadece İskilip'te kısa bir süre kalmıştır. Hayır, Ali Kılcı abimiz İskilip'teki Akşemseddin'in külliyesini anlatırken kaldığı yılı, oradaki kimlerin yattığını tek tek mimari projeleriyle anlattı. Hatta biz Göynüklere şimdi kitabında, Ali Kılcı Bey'in Akşemseddin kitabında bahsedilecek. Göynük'teki sadece türbesi var. Türbenin yanındaki vakfiyelerini, onların da belgelerini kitaba koyduracağız. Çünkü Göynük'le bizim akrabalığımız var. Evet. Mübarek demiş ki, önüm evlilik, ahirim Göynük, sonum Göynük demiş. Burada da Akşemseddin Hazretlerinin işte İskilip'te yaşadığına dair belgeler var. Artı vakfiyeleri var. 4 tane değirmen kurdurmuş. Ve o bölgenin tamamını biriktirip biçtirip o bölgedeki köylerdeki insanlara ihya etmiş. Ekmek olarak, yemek olarak sunmuş. Bulgur olarak sunmuş. İhya etmiş o bölgeyi. İhya etmiş. Yani hem maddeten hem manen ihya etmiş. Horasan erenleri ilimle beraber tabii, gibi çekirdekleri de getirerek. Kesinlikle. Bakın bunlar hep belge. Artı 600 yıllık çivisiz çatma camii. Şu caminin kapının girişindeki kitabe. Okuyorum. Akşemseddin Hazretlerinin yaptırdığı Evlik Camii'nin kapısı ve kitabesi. Yavuz Sultan Selim Han'ın veziri Hadım Sinan Paşa tarafından yazdırılmıştır. Bunu ben söylemiyorum yani. Bunlar Osmanlı arşivlerinden çıkan belgeler. Resmi belgeler. Şu da restorasyon öncekindeki çivisiz çatma caminin resmi. Biz Allah'ın izniyle bu sene pandemide inşallah aşıları vurunduktan sonra hafifleyecek, bitecek. Sosyal mesafeye uyarak Akşemseddin panelinin birinci bölümünü Evlik Köyü'nde yapacağız. Orada Kur'an tilaveti ve Akşemseddin ve ailesine Mevlid-i Şerif, tüm şehitlerimize, gazilerimize ithafen. Allah razı olsun. Peşinden İskilip Belediyesi'nin de salon desteğiyle Atatürk Orman Çiftliği'ndeki salonda panel yapacağız. Panelimizin 3 tane konuğu var. Bolu Akşemseddin İlimler Merkezi Başkanı İzzet Baysal Üniversitesi'nden Doçent Doktor Şaban Karasakol hocamız. Akşemseddin üzerine doktora yapmış olan Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Doçent Doktor Muhammed Ali Yıldız hocamız ve İskilip'in yetiştirdiği ve Akşemseddin kitabının şu andaki bitmek üzere yazarı Ali Kılcı abimiz de yine bu mekanların belgelerle anlatımını yapacak. Çok faydalı olacak inşallah. İnşallah. Sizlerin de desteğiyle, İskilip halkının desteğiyle Web TV olarak yapacağız. Canlı yayında olacağız. O programı da canlı yayınlayacağız inşallah. İnşallah. Evet, Fikret Bey, programımızın sonuna geldik. Son olarak inşallah konuşmadığımız bir konu kalmamıştır. Evet. Allah razı olsun, her şeye değindiniz. Son olarak düşüncelerinizi alalım. Programımızın sonundayız. Tekrar ben bahsediyorum. Bizim siyasi ve maddi hiçbir beklentimiz yoktur. Memleket aşkıyla yanan insanlarız.
İskilip'in geri bırakılmışlığını, özellikle Çorum tarafından geri bırakılmışlığını gördükçe her geldiğimizde kahroluyoruz. Bir baskı var. Evet. Onun için biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. İskilip'ten de gerekli ilgi, alakayı görürsek yapamayacağımız iş olmayacağına inanıyorum. Birlik, beraberlik. Yani hocamızın bir sözü vardı. Azim tekeden süt çıkarır diye. Yeter ki azimli olalım. Erbakan. Yani evet. Erbakan hocamızın sözü. Evet. Bu duygularla bizi izleyen tüm seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Abi biz sizi ağırladığımız için çok mutlu olduk. Yüreğinize sağlık. Bizi kırmadınız. Geldiniz. Allah razı olsun. Evet. İskilip Web TV izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah ilçemize verimli olacağına inandığımız bir program. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. İskilip İmaj Bayan Kuaförü, gelin başı, röfle, fön, saç boyası, saç bakımı ile siz değerli müşterilerimizin hizmetindedir. İskilip İmaj Bayan Kuaförü yeni adresinde Yeni Cami Mahallesi, Yeni Cami Sokak, Ersözer Apartmanı numara 3 İskilip. Kardeşler Otomotiv, Oto Yedek Parça, Dinamo ve Oto Elektrik Market, hizmette sınır tanımıyor, ihtiyacınız olan yedek parçalar ile sizleri yalnız bırakmıyoruz. Sıfır ya da revizyonlu marş ve şarj dinamoları, yedek parçalar, LPG yedek parça ve proje işlemleri, Klas Akü Bölge Bayiliği, Ant Akü Karadeniz Bölge Bayiliği ile hizmet veriyoruz. Yasin Duran, 0507-578-4099, Selim Kabalak 0553-695-5567, adres Hacıpiri Mahallesi, Sanayi Blokları 14, numara 7 İskilip. Kardeşler Otomotiv, Oto Yedek Parça. Lokum mu istiyorsunuz, helva mı? Organik reçel mi istiyorsunuz, tahin pekmez mi? Severek tüketeceğiniz, sevdiklerinize ikram edeceğiniz lokum, helva, reçel, pekmez, tahin Hacı Karani Şekerleme'de. Hacı Karani Şekerleme, Hacıpiri Mahallesi, Kültür Sokak numara 19 Taksim 1 İskilip'te. Telefon 0542-840-1938. Hacı Karani Şekerleme. Hacı Karani Şekerleme, Hacıpiri Mahallesi, Kültür Sokak numara 19 Taksim 1 İskilip'te. Telefon 0542 840 1938.